1997 yılında Amerikan sinemalarında ve aynı anda bütün dünyada bir film vizyona girdi. Adı Komplo Teorileri. Mel Gibson'ın başrolünü paylaştığı bu filmde Jerry Fletcher adında komplocu bir karakter vardı. Bu karakter Adalet Bakanlığı yetkililerinden birine gidiyor, Türkiye'de Marmara'da büyük bir deprem meydana geldiğini ve Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini söylüyordu. Gölcük depreminin olmasına tam 2 yıl vardı. Ancak böyle bir filmde böyle bir sahnenin yer alması herkese şüpheleri ciddi bir şekilde uyarmıştı. Gerçekten Amerika'da, Pentagon'da harp teknolojisiyle depremler yapılabiliyor muydu? Ya da bunlar tamamen uydurma mıydı? 2 yıl sonra yani 1999'da Gölcük depremi olduğunda tıpkı Komplo Teorisi filmindeki gibi her şey gerçekleşmişti. Gölcük depremi gerçekten filmde iddia edildiği gibi Pentagon'un planladığı bir deprem miydi? Yoksa coğrafi şekillerin gerçekten fayların kırılmasıyla oluşan bir deprem miydi? İşte Gölcük depremi ve Gölcük depreminin perde arkası. ...1997 yılı yapımı, ünlü Komplo Teorisi adlı film, konusuyla dikkat çeken bir filmdi. Mel Gibson'ın başrolünü oynadığı bu filmin bir sahnesinde, filmin baş karakteri Jerry Fletcher, Marmara'da bir deprem olduğunu, bu depremi Pentagon'un nükleer silahlarla gerçekleştirdiğini ve Başkan Clinton'ın Türkiye'yi ziyaret edeceğini ileri sürüyordu. Deli gözüyle bakılan Fletcher'ın haber verdiği deprem, çok değil, filmden yalnızca 2 sene sonra 17 Ağustos 1999'da saat 3.02'de meydana geldi. Her şey tıpkı filmde anlatıldığı gibi olmuştu. O gece depremi yaşayanların söylediği bazı ilginç şeyler vardı. Işık huzmesi ya da ateş topuna benzer şeylerden bahsediliyordu. Aslında görenlerin bahsettiği şey harp teknolojisiyle ortaya çıkan ışık dalgası mıydı? O dönemde Future Times'ta yayınlanan bir araştırmada şöyle bir senaryodan bahsediliyordu. San Andreas fay hattında meydana gelebilecek büyük bir deprem, Amerikan ekonomisine çok büyük zarar verebilirdi. Bu yüzden Amerika, yer kabuğundaki değişimleri izleyerek, daha deprem oluşmadan tektonik katmanlar arasında artan basıncı değişik noktalardan patlatıp boşaltarak, büyük depremi küçük depremler haline dönüştürmenin yolunu bulmuştu. Sırp asıllı Amerikalı, ünlü bilim insanı mucit Nikola Tesla tarafından yıllar önce geliştirilen bu yüksek enerji nakli tekniğini hem Ruslar hem de Amerikalılar uzun zamandır bir silah olarak kullanmanın yolunu arıyordu. Bu yöntemle çok uzaktan, hatta uzaydan geniş alanlarda tahribat yapabileceklerdi. Ancak Pentagon, yıllardır çok güçlü bir silah geliştirmek amacıyla üzerinde çalıştığı bu projeyi, bir yandan da barışçı deprem indirgeme sistemini uygulamak suretiyle tepkileri azaltmayı ve fonlama devamlılığını sağlamayı amaçlıyordu. Bu nedenle proje önce Avustralya'nın çıplak ve seyrek nüfuslu bölgelerinde denendi ve geliştirildi. Daha sonra deprem bölgelerinde denenmeye başlandı. Değişik zamanlarda Kafkaslar'da, okyanus tabanında ve Güney Amerika'da, Antlar'da tektonik uyarılar verilmek suretiyle endüktif deprem meydana getirme konusunda büyük adımlar atıldı. İşte bu teknolojinin adı HAARP'tı. Pentagon'un Amerika'daki büyük depremi önlemek için Marmara Denizi'nin altında HAARP yöntemiyle fayları kırdığı, ancak küçük ölçekli olmasını planladıkları depremin elektromanyetik dalgalarının çok güçlü olması sebebiyle çok büyük hasara sebep olduğu iddia edildi. Bu ne kadar doğru bilinmez. Ama ışık dalgasının HAARP'ı işaret ettiği kesindi. ...17 Ağustos meydana geldikten sonra bu depremle ilgili çeşitli spekülasyonlar, komplolar ortada dolaşmaya başladı. Gerçekten ortada bir komplo mu vardı, yoksa fay hatlarının kırılmasıyla oluşan bir deprem mi vardı? 17 Ağustos depreminden sonra Amerika'nın önde gelen bilim dergilerinden Future Times'a şöyle bir haber çıktı. San Andreas fay hattında büyük bir deprem meydana gelebilirdi. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Pentagon aracılığıyla
harp yöntemini kullanarak bu depremin Gölcük'te oluşmasını sağladı. Aslında bu iddiayı duyan herkesin belki gülmesi ya da kahkaha atması gerekiyordu, ancak atmayanlar da vardı. 17 Ağustos depreminin kitabını yazan Hasan Laçin de benzer iddiadaydı. O dönem Amerika'da meydana gelecek bir deprem harp sayesinde Türkiye'de meydana getirilmişti. İşte Hasan Laçin'in 17 Ağustos depremi ile ilgili görüşleri. 17 Ağustos depremi ile ilgili iddia niteliğinde bazı tezler var, teoriler var. Bunlardan biri de mesela depremin Yugoslavya'da atılan bombaların ve çölde yapılan askeri denemelerin yer kabuğunun dengesini bozmasına bağladılar. Bir tez 17 Ağustos depreminin terörist bir örgütün işi olduğu, yani bunun mesela PKK'nın işi olduğu konusunda bir görüş vardı. Hatta bununla ilgili CNN haber muhabiri dönemin başbakanı Bülent Ecevit'e soru yöneltti. Dedi ki depremin arkasında PKK mı var diye. Ki bizim o zaman beklediğimiz cevap şu olmalıydı: PKK ile depremin ne alakası var? Ama başbakanımız dedi ki sanmıyorum gibi bizi şaşırtan bir ifade kullandı. Bir görüşte yani Ruslardan Rusların bu konuda bu teknoloji elinde bulundurduğuna dair bir şüphe var. Gölcük'e sismik bomba atıldığına dair bir görüş. Onunla ilgili de Can Ataklı'nın 31 Ağustos 1999 Sabah gazetesinde Sismik Bomba Şüphesi adlı makalesi, köşe yazısında bu konuyu işledi. Ama bu teoriler içinde bir tanesi daha var ki en ciddi olanı o. O da Future Times'ta yayınlanan bir araştırma dizisinde yer alan bir hikaye. Amerika Kaliforniya'daki San Andreas fay hattıyla fay hattının daha doğrusu orada meydana gelebilecek bir olası depremde Amerikan ekonomisinin, yani bu iddia, Amerikan ekonomisinin büyük bir zarar göreceği ve Amerika'nın zor durumda kalacağı. Bunun için de daha önceden zaten bu konuda yapılan bir çalışmalar var. Bu Tesla makinesi diyorlar. Elektromanyetik endüksiyon tekniği, Tesla makinesi diye de biliniyor. Bunu açık arazide, karada, su altı ve su üstünde denemişler. Ve dediler ki bunu daha da geliştirelim. Ama dediler ki San Andreas fay hattına benzeyen bir fay grupları aradılar. Bunun için de dediler ki çatal yapma özelliğine sahip olması gerekiyor fay hattının. Ve dediler ki bu teknolojiyi bir de kesin sonuç almak için bir fay hattı üzerine deneyelim. Aradıkları fayı geldiler Türkiye'de buldular. Amerika'daki San Andreas fay hattıyla Türkiye'deki Kuzey Anadolu fay hattı aynı karakteristik özelliklere sahip. Yani geometrisi, jeolojik yapısı ve çatal yapma özelliğine sahip olması nedeniyle aralarında neredeyse tıpatıp bir benzerlik var. Ve yani iddiaya göre bu işi de ABD yapacaktı, ama bu iş, yani yüksek bir askeri gizlilik gerektirdiğinden işi İsrail'e havale ettiler. Yani komplo teorisi böyle. Ve zaten Türkiye'deki depremsellikler uzaydan ve bir de jeolojik ölçüm kurumlarının ve Meteo'nun verileri incelenerek bu konuda zaten bölge sismik espiyonaj altındaydı. Bu konuda yoğun izleme faaliyeti vardı. Uydudan da izliyorlardı. Hatta bununla ilgili bu izleme faaliyeti Kanadalı bir bilim adamı tarafından deşifre edildi. 240 kilometre hata ile bunu makalesinde yayınladı. Yani 240 kilometre hatayla. Yani deprem merkez üssü Gölcük Donanma Komutanlığı'nın olması bu teoriye inandırıcılık katıyor. Bir de depremi Amerika ve İsraillerin yaptığına dair bir yani ciddi bir iddiada depremin saati. Depremin saati neden mesela 03.02'de oldu? Çünkü 03.00 yani bir operasyon ya da bir operasyon ya da bir tatbikatın
başlangıç saati gibi. Yani 03.00. Ve çünkü yani 03'te bir de gözlemci riski de yok ki uyku saati. İnsanların tam uykuda olduğu bir saat ve yani o saatte olacakları kimsenin görmesi mümkün değil. 03'te iddiaya göre yer altındaki sığınaklarda Tesla cihazı o şey elektro düşük frekanslı elektromanyetik ışınında yüksek enerji nakli şeklindeki o tekniği uygulamaya başladılar. Ve 03'te talimat verildi. Yani iddiaya göre makine çalışmaya başladı. Büyük bir gürültüyle makine çalışmaya başladı. Ve tektonik tabakalar arasındaki o gerginliği, o basıncı boşaltmak için makine çalışmaya başladı. Ama hesapta doğanın oyunu yoktu. Yani tabiatın vereceği tepki yoktu. Ve hesaplarda hata yapılmıştı ve fay hattını verebileceği tepkiler ya da enerji dağılım değerleri yanlış hesaplandığından işler ters gitti. Çünkü 03'te talimat veriliyor, 03-02'de deprem oluyor. Ve bu da yani bunun bir operasyon ya da bir tatbikat olduğunu gösteriyor. Yani bu bir kanıt. Dünyanın her yerinde her zaman çeşitli depremler meydana geliyor olabiliyor. 2008 yılında Endonezya'da çok büyük bir deprem oldu. Peşinden Peru'da, Şili'de, İran'da da çeşitli büyüklüklerde deprem meydana geldi. Özellikle Latin Amerika'da meydana gelen depremlerden sonra bu ülkelerin yönetimleri ABD'yi ve harp teknolojisini suçladılar. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri Latin Amerika'yı istikrarsız bir yer hale getirmek istiyor. Bu yüzden de deprem yapıyordu. Elbette bu tür iddiaların hiçbiri de ciddiye alınmadı. Sadece gülündü, geçildi. Ancak 9 Mart 2011 tarihinde Tokyo'da meydana gelen depremden sonra Tokyo'daki uzmanlar bile bu işin içinde bir gariplik olduğunu iddia ettiler. Çünkü bu deprem son 150 yıl boyunca Japonya'da meydana gelmiş en büyük depremdi. İddialardan bir tanesi de harp yöntemiyle Tokyo'da izdüşüm sağlandı ve bu depremin yapıldığıydı. Gerçekten Tokyo depremi yapay ya da sanal bir deprem miydi, yoksa harp yöntemiyle yapılmış bir deprem miydi? Mart 2011 tarihinde Tokyo'da Richter ölçeğine göre 8.9 ölçeğinde bir deprem meydana geldi. Bu deprem ve peşinden gelen tsunami ile ilgili de çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bu iddialarla ilgili en sık dile getirileni şu: çok büyük bir petrol platformuna benzeyen ve Amerikan donanması tarafından işletilen gezici harp versiyonu vardır ve Amerikan donanma filosu Japonya depreminden önce bu bölgededir. Harp benzeri bir teknoloji, atmosferin ısınmasının kaynağı olabilir miydi? NASA Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde Dimitar Ozunov ve birkaç arkadaşı 11 Mart'ta Japonya'yı harap eden Büyük Tohoku depreminden alınan verileri sundu. Bunların sonuçları çok şaşırtıcıydı. Japonya'da 9 büyüklüğündeki depremden önce iyonosferin toplam elektron içeriği deprem merkez üssü üzerinde dramatik şekilde artmış, deprem olmadan 3 gün önce maksimuma ulaşmıştı. Düşünce şu ki, bir depremden önceki günlerde faydaki büyük gerilimler onun büyük miktarlarda radon gazı salıvermesine neden olur. Bu gazdan gelen radyoaktivite havada büyük ölçekte iyonlaşır ve bunun bir takım vurma etkileri vardır. Su molekülleri havadaki iyonlara çekildiği için iyonlaşma suyun büyük ölçekte yoğunlaşmasını tetikler. Ama yoğunlaşma işlemi ayrıca ısı salıverir ve kızılötesi emisyonlara neden olan budur. Ozunov ve arkadaşları, ilk sonuçlarımız 8 Mart'ta yayılan kızılötesi radyasyonun hızlı artışının uydu verilerinden gözlenmekte olduğunu gösteriyor açıklamasında bulunmuşlardı. Japonya depremi sadece birkaç dakika sürdü. Öyleyse neden 11 Mart 2011 sabahı deprem imza frekansı olan 2,5 Hz 10 saat boyunca kaydedildi? Çünkü iddiaya göre harp faz dizi anten sistemi 2,5 Hz ULF frekansı aktarıyordu ve bu Japonya depremini ve tsunami'yi tetikledi.
17 Ağustos 1999 Büyük Marmara Depremi. Peşinden 9 Mart 2011 tarihinde Japonya'da gelen Büyük Tokyo Depremi. Bu iki depremin de harp sayesinde yapıldığı hep iddia edildi. Japonya depreminden sonra Japon hükümeti gerçekten harp yöntemiyle depremlerin yapılıp yapılmadığını ABD yönetimine sordu. Ancak Amerikan yönetimi bir türlü resmi açıklama yapmadı, yapamadı. Daha sonra çeşitli akademisyenlere, deprem uzmanlarına da gerçekten bu yöntemle depremlerin meydana gelip gelmediği de soruldu. Ama onlar da bir türlü cevap vermediler. Ancak gayri resmi açıklamalarla gerçekten harp yöntemi kullanılarak dünyanın her yerinde, deprem olmayan yerlerde bile depremler yaratılabildi hep iddia edildi. Bu konuda çok ciddi araştırmalar yapılan Ali Selman da benzer iddiaları ortaya atıyor. Bakın Ali Selman harp yöntemiyle istenilen yerlerde nasıl depremler yapıldığını nasıl izah ediyor? Bizim ülkemizde de 17 Ağustos'ta bu tarz bir hadise gerçekleşti. Bu depremlerin özellikle ortak noktaları diğer depremlere göre genelde 5 şiddetinin üstünde olmaktadır. 5 şiddetinin üstünde olan bütün depremlerde bir harp şüphesi aranması gerekmektedir. Harp'in kendi yasal web sitesinde de zaten bu depremlerin olduğu zamanlarda iyonosferdeki elektromanyetik değişmeyi veren grafikler bulunmaktadır. Önemli depremlere baktığımızda bu 17 Ağustos depremi, Fukushima'daki Japonya depremi ve Kobe'deki Japon depremi, ayrıca Haiti'deki deprem. Bu depremlere baktığımızda bu depremlerin öncesindeki ve deprem esnasındaki grafiklerin kesilmiş ve bilgilerin saklanmış olduğunu görüyoruz. Diğer bütün günlerde, bütün depremlerde, 5 altındaki depremlerde normal aktiviteler gözlenmekte ve burada bir kısmında aşırı bir artış gözlenmekte bu grafiklerde. Onun dışında bir ışık topu, yani inanılmaz bir ışıma çıkıyor ufukta ve anında deprem oluyor. Bu yine tanıklarıyla birlikte tamamen ispatlanmış bir durum ve hatta güvenlik kameralarına dahi yakalanmıştır bu ışımalar. Amerika'daki CIA teşkilatının ve KGB, Rusya'daki eski KGB teşkilatının açıklanmış raporları var. Bunları da kitapta hepsine yer verdik. Ayrıca Türk istihbaratının ve Ergenekon iddianamesinde bu tarz konuların geçtiği, hatta dönemin 17 Ağustos'ta dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in Ahmet Mete Işıkara'ya bu işte Amerikalıların parmağı var mı bir araştır bakalım diye sorduğu, onunsa böyle bir şey olamayacağını belirtip konunun kapatıldığı, hatta bunun Ahmet Mete Işıkara'nın ağzından söylenmiş videolar da elimizde bulunmaktadır. O bilgiler bir ara şeyi de rahmetli Ecevit'i de çok rahatsız etti. Yani onu da söyleyeyim size. Nedir bu hocam diye telefon etti. Ben dedim hiç şey yaptım, kale aldım. Buraya kadar anlattığımız dosyada harp yöntemiyle gerçekten depremlerin yapılıp yapılamadığını sorguladık. Bunun bizim elimizde net bir cevabı yok. Gerçekten bu yöntemle deprem oluyor mu, olmuyor mu bilmiyoruz. Ancak gayri resmi açıklamalarla harp yöntemiyle bal gibi deprem yapıldığı iddia ediliyor. Peki Amerika Birleşik Devletleri yönetimi niçin kendisine her zaman sorulduğunda harp konusunda tek bir açıklama dahi yapmıyor? Yaptığı tek açıklama iyonosferi kontrol etmek. Orada ne olup bittiğini öğrenmek. Ancak bunlar kimseye ikna edici gelmiyor. İddialardan bir tanesi, yani Amerikan yönetiminin harp konusunu niçin gizlediğine dair şöyle. Dünyanın herhangi bir yerinde bu yöntemle deprem yapıldığı zaman o ülke yeniden inşa ediliyor ve Amerikan ordusu Pentagon aracılığıyla bu ülkelere yerleşiyor. Bu iddiaları sadece bizim ülkemizde duymuyorsunuz. ABD'nin önde gelen gazeteleri, yorumcuları bile bu iddianın gerçek olduğuna dair kafa yoruyorlar. İşte şimdi biz de size ABD'nin harbi niçin gizlediğini, niçin bu konuda resmi tek bir dahi açıklama yapmadığını sunuyoruz. Türkiye gerçekten büyük depremler yaşamasaydı belki bu deprem konusunu hiç kurcalamayacak, hiç zihnine takmayacaktı. Ne olup bittiğini de hiç sorgulamayacaktı. Ancak yaşadığımız bu talihsiz depremlerden dolayı biz de artık bir deprem ülkesi olduğumuzun idrakine vardık. Ancak olayın başka boyutları olduğunu da unutmamak lazım. 17 Ağustos depreminden sonra ortaya atılan iddialardan bir tanesi de Türkiye'nin İsrail arasını bozmaması için bu depremin planlandığı yönündeydi. Hatta
İsrail'in birçok deprem uzmanının, askerinin depremden bir ya da iki gün önce Gölcük'te bulundukları, burada bir takım faaliyette bulundukları da resmi açıklamalarda var. Ancak bunların kim olduğu, niçin burada yer aldıysa hala muamma. ABD'nin de dünyanın her yerinde istediği gibi politikalarını geliştirmek ya da uygulamak amacıyla depremleri kullandığı, depremleri yapabilmek için de harbe başvurduğu söyleniyor. Peki bunlar yeterli ya da tatmin edici cevaplar mı? Asla değil. Bu işin içinde yani harbi kullananların da dev şirketler olduğunu unutmamak lazım. UNESCO'yu kontrol ettiğini söyleyen ABD yönetimi dev şirketler aracılığıyla dünyanın her yerine dev antenler kuruyor. Bu antenler sayesinde iklimleri kontrol ediyor, petrol yerlerini belirliyor ve ayrıca dünyanın herhangi bir yerinde kendisine yönelik radar tehditlerine de baş koyuyor. Tokyo depremi ile ilgili bir başka iddia daha vardı. ABD yönteminin harp antenlerini Türkiye Cumhuriyetleri üzerinden Japonya'ya yönelttiği, bu sayede de dünyada ne kadar doğal gaz rezervi var ya da yer altında ne kadar maden var, bunların tespitlerini yaptığı söylendi. Elbette bunların da hepsi birer iddia. Ancak ciddi iddialar. ABD yönetiminin de deprem meydana gelen ülkelere daha sonra yerleştiği, buralarla askeri olarak işbirliği yaptığı da bilinen birer gerçek. Elbette bunlar henüz ispatlanmadığı için sadece tevatürden ibaret. Amerika Birleşik Devletleri gerçekten harp yöntemini kullanarak dünyanın her yerinde deprem yapabiliyorsa bu dünya için pek de iyi değil demektir. Henüz bunu da sorgulayan herhangi bir ülke yok. Sadece 1990'lı yıllarda Rusya biraz sorgular gibi oldu, ancak onlar da çok üzerine durmadı. Ülkelerin, Türkiye'nin, Şili'nin, Peru'nun, Tokyo'nun depremler için ödediği bedeller milyarlarca dolarla ifade ediliyor. Ancak ne ABD'nin ne de başka ülkelerin bu umrunda değil. Umuyoruz bütün bu iddiaların hepsi birer yalandır, palavradır. Yani depremler gerçekten oluştuğu gibi fay hatlarının kırılmasıyla meydana geliyordur. Önümüzdeki hafta yepyeni bir komplo teorisiyle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.